anla dedim sana şunun adını. Gülben kapat çabuk. Hak ettin ama. Seninle konuşmadan gitmeyeceğim Safiye. Kapat dedim Gülben, kapat. Abla. Abla kapattırmıyor. Çekil şuradan, çekil. Bu kadar işte. Önce sen gittin Safiye. Sonra da baba. İkiniz birden gittiniz. Yapayalnız kaldım hayatta. Altı ay boyunca her gün şu pencerenin altında gelip bekledim. Tek bir umuda tutundum. Eğer yüzünü görebilirsem, gülümsersen anlarım. Hala varız. Yok edememiş bizi. Her gün, her gün senden bir işaret bekledim Safiye. Sonunda geldi. Çığlık atmak istedim sevinçten. Ne yazıyordu biliyor musun o mektupta? Hayallerini çalmışım. Bu evden kurtulmak için tek bir şansın varmış. Onu da senin elinden ben almışım. Sırf senden vazgeçmediğim için. Hayatını mahvetmişim senin. En ağırı neydi biliyor musun? Haklıydın. Benim yüzümden aldı seni okuldan. Bu evi hapsetti. Suçlu bendim. Israrla kapının önüne gelen bendim. Ama cezası sana kesildi. Ben gecelerce babama ağladım. Onu anlattım seni. Bir yandan ölümlü. Bir yandan oğlunu kurtarmak için cebelleşti babam benim. Babam. Konuşacak takati kalmamışken bile hep bana anlatmaya çalıştı. Vazgeçme oğlum dedi. Ayağa kalk git. Tut kolundan. Çek. Çıkar kızı oradan dedi. Yapamam baba dedi. O artık beni istemiyor. Yaparsın oğlum dedi. Kendini hatırlat ona. Benim bu kapının önüne gelmem tam 22 yılımı aldı Safiye. Kolay olmadı Safiye. Hiç kolay olmadı. Ama babama bir söz verdim ben. O yüzden... Sen açacaksın bu kapıyı bana. Ben de sen açıncaya kadar burada bekleyeceğim.
Aç abla. Dinle sadece, gider sonra. Bırak anlatsın. İstemiyorum. Ama abla... Gülben, istemiyorum dedim. Gülben, ne yapıyorsun? Dokunma! Dokunma var! Gülben! Terliklerimden dışarı attı beni. Sırf babanın hatırına yaptım. Gülben! Dile şimdi özürünü. Gülben! Aç kapıyı! Açacağım abla, ama 2 dakika sonra. Gülben! Gülben dedim sana! Onu kandırabilirsin. Saftır o, kötülük bilmez ama ben öyle değilim. Öyleydin Safiye. Sen de kötülük nedir bilmezsin. Öğrendim ama. Sayenizde dün hayatımın dersini de aldım tekrar. Allah senden de, karından da razı olsun. Ben sadece hayatta kalmaya çalıştım Safiye. Ya kimsesizlikten delirecektim. Ya Gülrun'un uzattığı eli tutacaktım. Maşallah bayağı tutmuşsun. İş çocuğa kadar gelmiş. Senden sonra başıma gelen tek güzel şey o çocuk. İyi ki var. Pişman değilim. Özür de dilemeyeceğim senden. Benden değil, git çocuğundan özür dile sen. En azından bir işe yaramış ol. Burada gelip ağlayıp sızlayacağını git çocuğuna bak. Bir şeyi de doğru yap be. Babamın cenazesinde sadece Gülrü vardı yanımda. O ayakta tuttu beni. Yaslanabildiğin insanla yola çıkarsın Safiye. Biz bir yola çıktık ama olmadı. Çünkü ben hep arkama bakıp durdum. Burada kazık yemiş biri varsa, o ne sensin ne de benim. Gülrü. O zaman. Ha? İyi madem ben gidip bir çiçek falan yaptırayım ona. Gönlünü alayım. Ne sever, papatya sever mi? Sevmez. Naci, sen ne istiyorsun benden? Ha? Gerçekten bak, anlamak istiyorum. Öfkeli değilim, soruyorum sana. Ne istiyorsun? Senin derdin ne benimle? Sensin. Seninle başım dertte. Ha, repertuarım da bayağı geniş diyorsun. Şiirden arabeske ne ararsak var ha? Biri tutmazsa öteki olur. Ya arkadaşım, sen ne istiyorsun benden ya? Ha? Ne istiyorsun? Düş yakamdan. Çoluğum var, çocuğum var tek be. Tek bir şey istiyorum senden. Ha işte. O istediğin şey hiçbir zaman olmayacak, tamam mı? Olmaz. Ben senin o düşündüğün kadın değilim yani. Daha ne istediğimi duymadın Safiye. Ya bırak, hepinizin derdi aynı. Derdim o olsaydı, inan bana ben buraya gelmezdim Safiye. Ahlaksıza bak. Rezil, o nasıl laf öyle be? Ayarsız. Gülben! Gülben, aç şu kapıyı, çok fena olacak. Kıracağım ha kapıyı. Abla, seni duymuyorum. Kapı dinlemem yasak. Sen eğer buraya hani benim gönlümü almaya falan geldiysen, vicdan azabı çekiyorsan falan, hani benim yüzümden okulundan oldu falan diyorsan hiç öyle düşünme, tamam mı? Hiç öyle düşünme. Ben hayatımdan gayet memnunum. Memnunsun. Evet, memnunum. Neden o zaman gitme dedin bana? Gidiyordum ben. Kararımı vermiştim. Sen durdurdun. Neden? Çünkü hatırladın bizi. Hatırladım. Öyle mi? Evet, hatırladım. Hatırladım. Ha dedim. Bu Naci, o Naci. Kuşu da görünce tabii jeton düştü. Bir de üstüne klarnet. Naci. Ben hayatım boyunca seni unutmadım ki. Hep aklımdaydın sen benim. Başka hiç kimse olmadı. Ne
Ne gözüm değdi birine. Ne elim. Ne de kalbim. Böyle senin gibi yalnız kalınca da hiç gocunmadım. Çünkü sen hep benimleydin. Hep. Evet, kal dedim. Çünkü sen tek ihtimalimdin benim. Sen ya da hiç. Çünkü ben böyle biriyim Naci. Ben hiçbir şey atamam. Hiçbir şey. Gidip yerine de yenisini alamam. Tozlansa da, kirlense de atamam ben. Bir gün temizlenir umuduyla saklarım. Atamam. Utandın mı biraz? Gideceğim. Sen de gelir misin bu sefer benimle? Nereye? Dışarı. Dışarı nereye? Sana unutturduğu her yere. Gizlice buluştuğumuz o parktan başlarız. İneriz oradan sahile, çay içeriz. Beyoğlu'na çıkarız. Sonra sahafları gezeriz. Paramın yettiği teneke bir yüzük alırım sana. Yine. Antika bu derim. Hikaye uydururum. Sen yalan olduğunu bilirsin. Ama inanmış gibi yaparsın. Yapamam artık. Çıkaracağım seni bir gün dışarı. Bugün olmasa da bir gün. Gülben. Aç şu kapıyı Gülben. Vallahi kıracağım o kapıyı. Aç şu kapıyı. Abla, annem gelmedi mi? Bu sefer çizmeyi açtın Gülben. Dayanamadım abla, ne yapayım? Yazık. Görmedin mi, duymadın mı dediklerini? Çık dışarı. Ha? Ay, ay. Dur. Ne yapıyorsun? Akşama kadar kal da orada aklın başına gelsin. Abla, hayır.